seçim şu anda belirsizliğini koruyor. Sebebine de gelince genel kitleyle seçimde belli olan sabit kalıplaşmış oyların yanı sıra kararsız oylar bir noktada belirleyecek biraz, yani bu seçimin etkisi olacak. Ama görünen o ki zaten ülkedeki en büyük sorunlardan biri de muhalefet. Maalesef bu ülkede güçlü bir muhalefetin olmaması birçok sorun ve sıkıntıyı da yanına getiriyor yani. Şimdi burada baktığımız zaman ortaya altılı bir masa diye bir masa kurulmuş. Öncelikle daha bunlar kendi aralarında uzlaşıp kendi sistemlerini, kendi düzenlerini kuramazken vatandaşa nasıl bir sistem kuracaklar? Bu da vatandaşın aklına oldukça sıkıntılı durumlar ve düşünceli duruma düşürüyor. Ya vatandaş şu anda düşünüyor. Ya ben kendim bir vatandaş olarak şu anda ya, mevcut muhalefete oy vereyim desem aklımda ilk soru işareti şu. 6 kişi var ortada. Bu 6 kişinin hangisinden muhatap olacağım? Geçmişte bunların hepsi denendi zaten. 2000 senesinde zaten biz bu koalisyon hükümetlerinden geldik bu seviye. Yaşım 45 oldu yani. Çocukken Erdal İnönü'nün oğlu, İsmet İnönü'nün oğlu Erdal İnönü'ye kadar hatırlıyorum yani. Birçok siyasetçi geldi geçti. Yıllarca hepsi bunların hepsi çürütüldü. Bazıları rahmetli oldu. Rahmetli Ecevit döneminde de yani bu sistem uygulanmaya çalıştı ama pek başarılı olmadı. İşte Ecevit zaten son zamanlarda elini tutup imza attırıyorlardı.